Kobani Kumpas davası bilindiği üzere Türkiye'de demokratik, barışçıl yönden Kürt sorunu çözülsün, hapishanede insanlar kalmasın, Türkiye'de eşitlik, özgürlük, adalet olsun, demokratik, eşit bir Türkiye olsun diye talepte bulunan Kürt siyasal aktivistlere dönük yürütülen gayri hukuki, yani hukuki olmayan bir suç sürecidir. 2014 yılında başlatılan, Kürt halkına dönük başlatılan, Kürt siyasal hareketine dönük başlatılan, HDP'ye ve ardılı olan partilere dönük çökertme planının içerisinde Kobani Kumpas davası diye bir dava üretilmiş. Bu davanın mesnedi de HDP e, MYK'sının yayınladığı bir tweete dayandırılmıştır ki e, böyle gayri hukuki bir dava dünya tarihinde görülmemiştir. Ve sonuçta bugün arkadaşlarımıza hukukla, vicdanla, akılla, siyasetle hasılı, e, yaşamın gerektirdiği olgularla açıklanamayacak cezalar verildi. E, tabii ki yaşamın gerektirdiği olgularla açıklanamaz çünkü bu cezaları verenler e, hukuki, ahlaki, demokratik, insani, e, siyasi yaşama kasteden bir zihniyet içerisindeler. Bu cezaları verenler, e, Kürtlerin, Kürtlerin dostlarının, Türkiye'deki devrimci demokrat ve sosyalistlerin siyaset yapma hakkına müdahale eden, siyaset yapma hakkını elinden alan, ki daha önce bilindiği üzere Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Sayın Demirtaş ve birçok siyasi rehine için tahliye kararı vermişti. Bunu uygulamayan, anayasanın 90. maddesini ihlal eden bir gayri hukuki AKP zihniyeti söz konusu. Şimdi burada böyle bir sonuç çıktı, böyle bir ceza verildi. Fakat bu hukuki değildir. Bu cezanın kendisi insan hak ve özgürlüklerine, siyaset yapma hakkına, yaşam hakkına karşı suçtur. Neden? Çünkü Hasta tutuklular var. Bu arkadaşlarımız tasarlanan, iddianamede iddia edilen suçu kesinlikle işlememiştir. Bu anlamda iddianamenin ve sonucun, mütalağının kendisini ben e, suç olarak telakki ediyorum. E, siyaset yapma hakkına karşı, demokrasiye, insan hakları ve özgürlüklere karşı e, suç olduğunu bir kere daha ifade etmek istiyorum. Oysa hemen seçimin akabinde bir yumuşamadan bir efendim karşılıklı görüşmelerden söz ediliyordu. Yeni anayasadan söz ediliyordu. Yeni eğitim programından söz ediliyordu. Görüldü ki bunlar sadece kimilerinin uydurduğu bazı fantazilerden öte geçmeyecek bir durum. Burada Kürt sorunundan inkar, nefret ve şiddet tutumunda ısrar edileceği, buna devam edileceği görülüyor. Zira e, ceza verilen, tutukluluğu devam edilen arkadaşlara dönük yapılan bu uygulamalar e, Kürt halkına e, Türkiye'de yürütülen siyasetin nasıl yürüyeceğini e, gösteren bir tutumdur. Dolayısıyla e, ben e, kendi adıma e, bir Alevi aktivisti olarak e, bu e, cezaları kınıyorum hukuki olmadığını ifade ediyorum e, mücadelemiz demokrasi eşitlik, özgürlük, adalet için meşru demokratik zeminde devam edecek e, tutukluluğu devam ettirilen ceza verilen, hapishanede rehin tutulan e, Figen Yüksekdağ'dan Selahattin Demirtaş'a, Nazmi Güre e, Günay Kubilay'a e, adını sayamadığım birçok arkadaşa Buradan sevgi ve saygılarımızı, dayanışma duygularımızı ifade ediyoruz. Gülten Kışanaksa, Bahat Tuncel, Nur Hayat Altun gibi arkadaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi ifade ediyoruz. Görülüyor ki daha fazla dayanışma, daha fazla cesaret, daha fazla akıl, daha fazla üretim, daha fazla diplomasi, daha fazla siyaset, daha fazla demokratik bilinç ve meşru demokratik mücadele gerekiyor. Biz haklıyız. Ceza alsak da biz haklıyız, AKP faşizmi Şecere-i yezit zihniyeti tarafından cezalandırılsak, rehin tutulsak da haklı olduğumuzu dünya da biliyor, Türkiye de biliyor, Türkiye halkları da biliyor. Ben bir kere daha arkadaşlarımızı sevgi ve saygıyla selamlıyor. Bu verilen cezanın ikinci Mahmut'tan bu yana uygulanan iddia, terakki, şarkı, ıslahat planı, efendim istiklal mahkemeleri, i tedrisat kanunu, Dersim soykırımı, 60 ihtilali ve sonrasında yapılmak istenen bütün süreçleri kapsadığını, tecrit uygulamasını kapsadığını düşünüyorum. Ve bütün bunları ortadan kaldırmak için Türkiye halklarına, Alevi toplumuna, Kürt halkına, Demokrasi, eşitlik, özgürlük isteyen herkese diyorum ki bu ceza bize verildi. Aklımıza, duygumuza, bilincimize, kültürümüze, siyaset yapma hakkımıza verildi. Bu ceza dayanışma duygumuza verildi. O halde aklımızı, duygumuzu, bilincimizi, cesaretimizi, siyaset yapma hakkımızı ve dayanışma duygumuzu bunların esaretinden kurtarıp birleşelim meydanlarda sokaklarda yollarda yolaklarda meşru demokratik hakkımızı kullanalım ve özgürlüğe giden yolu genişletelim. Herkese sevgi ve saygılar.